Manşete hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos 2022 Salı. Bilenler bilirler 6-7 yıldır ne dini ne milli bayram kutlamıyorum. Kutlu olsun kutlayanlara. Onun için 30 Ağustos'la ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ramazan Kurban Bayramları ile ilgili 19 Mayıs, 23 Nisan, 10 Kasım'larla ilgili söylemediğim gibi. Ülke çıplak dedik. Bunu neden dediğimi, KJ'de neden böyle yazdığımı ileride anlayacaksınız. İlerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Fakat şu anda belli ki bu haftayı da bununla geçireceğiz. Bundan sonraki süreçte de öyle görülüyor ki Sedat Peker'in kendi hesabından değil, kendi YouTube hesabından da değil, video da değil ama kullandığı, yönettiği farklı Twitter hesaplarından ifşalarıyla geçireceğiz bir süreyi öyle görülüyor. Sedat Peker deli Çavuş ya da emre olur hesapları üzerinden bir takım açıklamalar paylaşıyor Hemen her şeye müdahil televizyonlardaki açık oturumları seyrediyor onların katılımcılarına sataşıyor veya onları düzeltiyor programlara katılıyor bu yönüyle <laughs> fakat bunu kendi adıyla yapmıyor. Deli Çavuş ya da Emre Olur isimleri üzerinden yönetiyor bu süreci. Ve oradan atılan tweetleri de kendi laflarını da tabii RT'leyerek bu laflar benim diyor. Şimdi şöyle bir ikilem de var. Herkesin aklına geliyordur. Yahu video çekmiyorsun ama yazıyorsun. İkisi farklı şeyler diyebilirsiniz. Elbette videolar çok etkiliydi. Milyonlarca seyrediliyordu ve insanlar açıp böyle bir Netflix dizisi tadında ...her hafta bir iki Sedat Peker videosunu takip ediyordu. 2021 yılının Mayıs-Haziran aylarında. Bunu kabul ediyorum. Yani milyonlarca seyredilmeyi, elbette Sedat Peker'in oradaki üslubunu, esprilerini, tarzını... ...ve onun literatüre kazandırdığı kelimeleri... ...işte kibrit kutusuna sokmak, bir işte tripod, bir telefona yenileceksiniz... ...söz namus falan gibi böyle pek çok laflarda sıralanabilir kendine tarz bu anlattıkları ve anlattıklarının yalanlanmaması ve tamamının doğru çıkması yakın zamanda bir akademik araştırma yapılmış ki bu zannediyorum ilerleyen haftalarda bir suç duyurusu olarak da şey yapılacak belgelenecek tuğla gibi bir suç duyurusu hazırlanıyor 360 ila 400 arası suç ifşasında bulunmuş ...yalanlanmayan, doğrulanan, teyitli neyse... ...ya da iddia. Bu çok büyük bir dosya. Çok hacimli bir iş. Ee, ve elbette kayıt altına alınması gerekiyor. Soru şu. Bu dosyalar bir yere gider mi? İki, bu dosyalar hükümeti devirmeye yeter mi? Veya mevcut rejimi değiştirmeye yeter mi? Bunu zamanla göreceğiz. Bu soruların cevabı yok. Fakat e, Sedat Peker'in video çekmeyip... ...yazılı olarak iddialarını ifşalarını sürdürmesi video kadar olmasa da son derece etkili ve ülke gündemini belirliyor. Yani Halk TV'de artık 7/24 bu tartışılıyor. Bu iyi bir şey. Ama sadece Halk TV'de tartışılması iyi bir şey değil. Gazetelere bakıyorsunuz. Görebildiğim kadarıyla sadece Sözcü Gazetesi'nin kapağında bu konu vardı. Sözcü pek çok konuya girmiyor ama bu konuya girmiş, bu konuyla ilgileniyor. O da iyi bir şey. Diğer yönüyle Sedat Peker'in kaldığı ülkeyle nasıl bir anlaşması var ki video çekemiyor kendi hesabı üzerinden tweet atamıyor ama çok belli ki inkar edemeyeceği kadar belli ki farklı hesaplar üzerinden tweet atıyor ve bunu RT'liyor ve e, ve bunu da kabul ediyor yalanlamıyor da yani deli çavuş at üzerinden atılan tweetler benim tweetim değil o laflar benim laflarım değil demiyor bir kabul ediyor ve onlar üzerine bir şey bina ediyor. Ve onlar üzerine yürüyen tartışmayı, yapılan haberleri, işte televizyonlardaki açık oturumları falan da yönetmeye başlıyor. Bundan dolayı da mutlu. Yani bu kadar konuşulması, gündem olması onun egosuna da hoş geliyor ve onu da zaten attığı tweetlerde belirtiyor. Tuhaf bir ikilem. Yani video çekmeniz yasak, tweet atmanız yasak ama başka hesaplar üzerinden tweet atmanız, bunları RT'lemeniz serbest bulunduğunuz ülkeyle nasıl bir anlaşma yaptıysanız. O açıdan da enteresan bu soruları sormak durumundayız. Elbette kim olduğuna, siciline bakmaksızın attığı iddiaları da gazetecilerin, analistlerin takip etmesi, teyit etmesi ve onun peşine düşmesi önemli. Dedim ya bugüne kadar yaş tahtaya basmadı. Basmamağı da çalışıyor. Zaten misyonu da o. Yani bir basarsa ondan sonra bir daha toparlayamaz. Ondan dolayı son derece titiz götürüyor bu süreci. Bir de işin böyle bir yönü var. Şimdi ortaya koyduğu ilişkiler ağına baktığınızda son özellikle hafta sonundan bu tarafa şu resimde gördüğünüz, şu kolajda gördüğünüz kişileri yakmış durumda. Kendi hariç Ali Fuat Taşkesenlioğlu var. Onun kardeşi Erzurum Milletvekili AKP'den Zehra Taşkesenlioğlu var. Cumhurbaşkanlığı danışmanı Serkan Taranoğlu var. Bütün bu olayların içinde mağdur pozisyonunda da bir iş kadını en sağdaki Mine Tozlu var. Şimdi ben bütün bu açıklamaları takip ediyorum. Mine Tozlu en son Erk Acele'nin YouTube kanalında bir konuk oldu. iki saate aşkın bir süre şeydi. Yayındaydı. Onu da dinledim, takip ettim altını çizdiği şey borsada bir şeyler yapmaya çalıştığı, bir şirketi kurtarmaya çalıştığı, iş kadını olarak bir varlık göstermeye çalıştığı ama her defasında karşısına çıkan insanların işini halledebilmesi için rüşvet istediği ve bunu vermediği ve üzüldüğü bir kadın olarak da üzüldüğü işte Zehra Taşkesenlioğlu'nun ayağına gittim. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'yla dönemin SPK başkanıyla güya görüşecektim. Borsadaki işimi halledecektim. Ağlaya ağlaya geri döndüm. Bana kadın orada işte çok kötü muamele etti vesaire. Yine Serkan Taranoğlu'nun Cumhurbaşkanı danışmanı şimdi istifa etmiş. Araya girdiği, aracı olduğu bu işlerini halletmek için ve rüşvet talep ettiği. Burak, Ta Burak Taşçı gibi gazetecilerin neyse işte bu konularda müdahil oldu. Salih Orakçı gibi isimlerin de yine ortaklık talep ederek işlerini çözme şeyinde bulundu, vaadinde bulundu. Tabii e, Zehra Taşkesenlioğlu en soldaki şahıs ayrılıyor. Çünkü e, Zehra Taşkesenlioğlu'nun e, Ünsal Ban'la e, bir e, evliliği var. Bu evlilik 2019 yılında yapılmış. Yani yakın tarihli bir evlilik. Nikah şahidi Tayyip Erdoğan. Ünsal Ban eski THK Üniversitesi'nin e, rektörü. Fakat daha sonra da Hacı Bayram Üniversitesi'nin öğretim üyesi. Düğünde de galiba öyle bilemiyorum. Düğünde rektör mü, öğretim üyesi mi bilmiyorum ama üniversitedeki pozisyonu devam ediyor. Bütün bu iddialar üzerine Ünsalban yurt dışına çıkarken veya çıkmak isterken yakalandı. Haberi önümüze düştü Anadolu Ajansı mahreçli. Milas'ta yakalanmış. Hemen akıl yürüterek ya Milas'ın deniz kıyısı yani denize kıyısı yok. Zaten bir aracın içerisinde yakalanmış. Yurt dışına kaçır, kaçma hazırlığı içinde olduğunuzu nasıl anladınız sorusu geliyor. Anadolu Ajansı haberlerine temkinli yaklaşmak lazım. Belli ki bir teknik takipte olmuş olabilir. Yani hem izleme hem de telefon takibi olmuş olabilir. Yine yakın çevresinden gelen bilgiler Kos Adası'na geçmeye hazırlıklı olduğu, hazırlık yaptığı falan gibi bilmiyoruz. O bölgede olması bunu teyit ediyor da olabilir. Fakat yani bir bota binmiş tam da bir Yunan adasına geçmek üzereyken falan yakalanmış değil. Milas'ta bir aracın içerisinde yakalanmış. Ama teknik takipten böyle bir şey çıkmış olabilir. Bu haberlere ihtiyatlı yaklaşmak icap eder. Önemli değil. Fakat Minetozlu'ya şunu ifade etmiş. Ee, ben yani bir iki gün önce yaptıkları telefon görüşmesinde her gün yurt dışına çıkış yasağım var mı yok mu kontrol ediyorum demiş. Haliyle bir biçimde can güvenliğinin kalmadığını da düşündüğü için onu Sedat Peker'in tweetlerinde gördük. Yurt dışına çıkmak istemiş olabilir. Fakat gözaltına alınma gerekçesi eşiyle ilgili yayınladığı video. Birazdan bakacağız. O arada Zehra Taşkesen'in da Twitter'dan bir açıklama yaptı ve diyor ki görüntülerde tartışma esnasında işte Ünsalban'ın ailesinin ve çevresinin uzun dönemdir benim ve ailemin Adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim yaşadığım bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir diyor. Şimdi orada bahsedilen şey Ünsal Ban'ın bir yani yaşadıkları evin zannediyorum salonunda bir kanepeye uzanmış ayak ayak üstüne atmış ama telefonu da perdelemiş bir anlamda gizlice eşiyle tartışmasını çekiyor Zehra Taşkesenlioğlu'yla ve orada Zehra oğlu elinde bıçak var. Ve ben artık sayenizde kendimde değilim diyor. Yani bir anlamda hani bir cinnet geçiren veya o raddede bir profil söz konusu. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz diyor. Lanet olsun size de size de kazandığınız paraya da diyor. Ya kendimi ya seni öldüreceğim artık dayanamıyorum diyor bana iftira ediyorsun telefonunda var diyorsun diyor. Tabi bu örtülü şeyler yani ikiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz dediği ikinci kişi kim? Bunun Ali Fuat Taşkesenlioğlu yani Zehra Taşkesenlioğlu'nun ağabeyi olduğu ifade ediliyor. Ona birazdan bakacağız. bana iftira ediyorsun telefonunda var diyorsun deyince Ünsalban olduğunu sen de biliyorsun diyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hayır asla yok diyor. Onun için arabanın içine AirTag e, koyuyorsun. Beni sürekli takip ettirmek için mi? AirTag veya AirTag de şey e, bir Apple'ın geliştirdiği bir cihaz. İkili. Birini anahtarlarınıza takıyorsunuz, birini de aracınıza, cüzdanınıza veya sırt çantanıza koyuyorsunuz. Neyse, bir şekilde çantanızı, cüzdanınızı kaybettiğinizde e, nerede olduğunu buluyorsunuz. Bir GPS takip aracı gibi bir şey. Yani bir anlamda e, Ünsalban e, eşini ...bu yolla da takip etmiş. Ama bu herkesin başvuracağı bir yöntem, bir casusluk yöntemi değil. Yani piyasada satılan bir cihazdan bahsediyoruz. Ünsal da bunu reddediyor. O benim arabam diyor, anahtarlık o diyor vesaire. Yani seni takip ettirdim yok vesaire diyor. Fakat ikiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz dediğindeki ikinci kişi kim? Muhtemelen Ali Fuat Taşkesenlioğlu. Bu Sedat Peker'in iddiası. Zaten e, Zehra Taşkesenlioğlu da attığı yaptığı bu açıklamada bunu söylüyor. Fakat açıklamanın başında kendi mahrem evimde başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel ve aile mahremiyetim içe sayılarak milyonlara servis edilir diyor. Biraz evvel orada ne dedik ne dediğini okudum size. Seyrettim videoyu çünkü. Ama bu videoyu burada getirmeyeceğim ekrana. Uygun bulmuyorum. Gerek de yok. Pek çok insan zaten milyonlarca kere de seyredildi. Şöyle bir konu var. Böyle bir video bana gelseydi bir gazeteci olarak sen yayınlar mıydın? Düşünmem lazım. Haber değeri var mı? Kamu yararı var mı vesaire? Bir aile içinde çekilmiş, bir evin içinde çekilmiş, gizli çekilmiş bir kayıt. Büyük bir olasılıkla yayınlamazdım herhalde ki zaten bu tür olaylar, bu tür kavgalarda çıkıyor. E, fakat bir bir gazeteci yani bu kamuya mal olduktan sonra böyle bir görüntü A ben bunu görmem. Bu bir gizli çekim. Ee, bu aile mahremiyetine saygısızlık falan demez dememeli. Yani ben o videoyu yayınlamayacak olsam da böyle bir video yayınlandığında milyonlarca kere izlendiğinde o videoyla ilgilenirim. Ne döndüğüne bakarım ve elbette kamu yararı olan konuları takip ederim. Bu geriye doğru pek çok video için böyle. Elbette e, ne bileyim insanların yatak ilişkileri ve bununla ilgili yapılan şantajlar vesaire de son derece iğrenç, çirkin, özel hayatı ilgilendiren şeyler. Asla ve asla girmeyeceğimiz, bakmayacağımız şeyler. Taşkesenlioğlu videosunda bir yatak ilişkisi veya bir bu yönde bir kaset ifşası yok. Bir aile içi tartışma var. Aile içi tartışmada da kamu yararı söz konusu. Neden? Çünkü bu ikili Boşanma aşamasında şu anda ve muhtemelen Mine Tozlu'nun ifadesi 15 Eylül'e ilk duruşma tarihi verilmiş. Yakın tarihte de bu boşanma davası Zehra Taşkesenlioğlu tarafından açılıyor. Ve 70 milyon tazminat talebiyle Ünsalban Ban Zehra Taşkesenlioğlu için diyor ki benden 2,5 milyon dolar istedi. Bende o para yok ki falan diyor. Yani Taşkesenlioğlu eşinden Ünsal Ban'dan 2,5 milyon dolar istiyor. Niye istediğini bilmiyoruz. Sonra dava ediyor. Dava edince de 70 milyonluk tazminat istiyor. Şimdi iki tarafında geriye doğru sicili belli. Böyle bir varlıkları, böyle bir mal varlığına dair aileden gelen bir servetleri falan da yok. Nereden geliyor bu paralar sorusu oluyor. Haliyle bu yönüyle de kamuya mal oluyor. Ve elbette Mine Tozlu'nun Taşkesenlioğlu, SPK ve o döneme ilişkin iddiaları. Ve aynı şekilde Ali, Ali Fuat Taşkesenli ile ilgili Taşkesenli ile ilgili olarak Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar. Adreslerini verdi, koordinatlarını verdi. 180 milyon doları şu 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 adreslerde ki evlerde veya villada neyse kasalarda istifledi diyor. Şimdi oralarda gidip bakıldığında o para bulunur mu? Ayrı bir konu da. Evet. Böyle bir e, analizi yapmak icap ediyor. Burada da 28 Nisan 2019'da e, ki düğünde Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban çift, çiftimiz ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu birlikte görülüyor. Birlikte oldukları tek kare bu. E, düğünde çekilmiş bu kare. E, Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile belli ki e, bu çiftin ilişkileri bugünlerde çok iyi. Fakat devam eden zaman içerisinde Ünsal Ban'la birlikte bir takım işler yapıyorlar. Ünsal Ban... Ayfa'nın işte borsada bir takım işler yaptığı, şirketleri takip ettiği, şirketlerin işini çözdüğü vesaire. Bunu da Ali Fuat Taşkesenlioğlu üzerinden çözdü. Enteresan olan e, Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile çiftin arasının bir, bir buçuk yıldır açıldığı bilgisi. Görüşmüyorlarmış. Yani muhtemelen araya bir şey giriyor. Bir soğukluk giriyor veya parasal bir ilişkinin... E, ...çıkmaza girmesi sonucunda, bir anlaşmazlık sonucunda yollar ayrılıyor. Böyle bir durum var. Yani iki taraf küs veya konuşmuyor gibi bir durum var. E, bu gerilim artınca da Mine Tozlu'nun ifadesi... ...birkaç hafta evvel çift yurt dışına tatile gidiyorlar. E, i̇lişkilerini düzeltmek için. Yani birkaç hafta öncesine kadar... ...Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban arasında bir boşanma davası yok. Fakat tatilden döndükten sonra, yurt dışından döndükten sonra... ...Ünsal Ban... Boşanma celbiyle karşılaşıyor. Ve belli ki artık ne olduysa Zehra Taşkesen'in oğlu ben senden ayrılıyorum deyip mahkemeye veriyor ve 70 milyon istiyor. Ee, böyle de bir hikaye var. Sonra da tabii bunun üzerine Ünsalban e, mevcut e, söz konusu videoyu e, Sedat Peker'e gönderiyor ve Sedat Peker bunu yayınlıyor. Zaten Ünsalban 18 Ağustos'ta attığı tweette yani bundan 12 gün önce attığı tweette yakında videolar WhatsApp yazışmalarıyla beraberiz inşallah diyor. Şimdi o WhatsApp yazışmaları acaba Sedat Peker'e giden WhatsApp yarışma, yazışmalarının bir bölümünün kaynağı Ünsal Ban mı diyorsunuz? Videonun kaynağının o olduğu ortada. Her ne hal ise bu tweetten 11 gün sonra Sedat Peker'in ifşalarının ardından da Milas'ta yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken öyle olduğu söyleniyor. Gözaltına alınıyor. Orada Sedat Peker Emre Olur üzerinden konuşmuş bu defa. Diyorsunuz ki bu etik değil başı açıkken bir hanımefendinin videosu yayınlanmış. Koskoca ülkeyi çırılçıplak bırakmışlar. KJ'ye işte onun için yazdık. Ülke çırılçıplak. Koskoca ülkeyi çırılçıplak bırakmışlar. Sen hala hanımefendinin saçının açıklığından bahsediyorsun. Bizim anlattığımız rüşvet sarmalığından dolayı bir genç kız hayat kadını olmuş çırılçıplak soyunmuş. Sen hala komediden bahsediyorsun diyor. Sedat Peker bu tweetleri de RT'leyerek bu lafların kendisine ait olduğunu teyit etti. Sözcü gazetesinde bugün e, olay çok geniş, tam sayfaya adeta yayılmış olarak e, işlendi. 180 milyon dolarlık suç duyurusu. Bakalım savcılar ne yapacak diyor. CHP 180 milyon dolarlık mal varlığı olduğuna sürülen SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP milletvekili kardeşi ve 9 isim için şikayet dilekçesi verdi. Ünsal bana Yunanistan yolunda gözaltı bir başka başlık 48 saat sonra sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddialar için kumpas dedi. Zehra Taşkesenlioğlu'nun yaptığı açıklama. Evet. Dünkü yayında da bahsetmiştik. Pekere vekalet çağrısı. Ben başa çıkamadım. Ben bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum. Ben başa çıkamadım. Yorgunum. Hem de göründüğümden çok fazla. 15 Temmuz'da eski eşi ve oğlunu kaybeden gelecek partili Nihal Olçok. Evet herkes Sedat Peker'e müracaat ediyor böyle bir durum. Tabi bu arada Sedat Peker üzerinden olayın FETÖ'ye bağlanma olayı da var. Moda olduğu üzere Akit zaten bunu ısıtmaya başlamış. FETÖ, ÇETE, CHP aynı kumpas devrede filan diyerek. Said Sefa Ali Babacan'a sesleniyor. Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarında başrolde yer alan Ali Fuat Taşkesenlioğlu sizin talimatınızla mı Zarrab'ın Halk Bankası dosyasını kapattı diye sormuş. Ali Fuat Taşkesen'le Bankasya'da e, uzun yıllar çalışmış ama orta düzey yönetici olarak çalışmış. En son da kredilerden sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışmış. Hiçbir zaman bankanın genel müdürü olmamış. Bu bilgiyi zaten dünkü yayında da söylemiştim. Bir kere daha söyleyeyim. Fakat e, kredileri yöneten bir yönetici olarak gene etkili bir yönetici. O günkü dönemi de mercek altına alınıyor. O günkü yaptığı usulsüzlükler vesaire de konuşuluyor. Yine Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun bankada milli görüş kontenjanından ya da AKP kontenjanından olduğu ve bunun da bilindiği filan ifade ediliyor. E, faysal Finans'tan gelmiş. Oradan da Halk Bank'a geçiyor. E, burada Sait Sefa'nın sorduğu i̇şte Halk Bank'a geçtikten sonra zaten 2012-2013 zerza Zerrap olayı patladı. E, Ali Babacan da bir anlamda o günkü e, ilgili bakan olarak e, Ali Fuat ile böyle bir ilişki götürmüş olabilir mi diye soruluyor. Evet böyle bir dönem bir e, yurt dışındaki mafya liderine e, yazanlar aman beni himayet vekaletimi sana veriyorum diyenler oradan medet umanlar bir de yurt içindeki mafya liderlerine bakalım sayın genel başkanımı. Sayın Genel Başkanımı genel merkezimizde ikisinde de biz vurgusu var. Ziyaret ettim diyor. Kim? Alaaddin Çakıcı. İşte devlet mafya kol kola fotoğrafı bu da. Devlet mafya kol kola. Evet. İçeride böyle bir kol kola bir hal var. Dışarıda e, terk edilmiş bir mafya liderinin yaptığı ifşalar var. Ülkenin hali pürmelali. Ülke çırılçıplak. Yani boşuna böyle söylemiyoruz. Arzu Yıldız paylaşmış diyor ki: Ben adliyede çalıştım. Bu insanların her gün odasına girdiği, yemek yediği, hatta aynı arabayla lojmana döndüğü arkadaşlarını kelepçeleterek kürsüden aldığını gördük. Bunların tamamı keyfiydi. Bunu yapabilen adamın satamayacağı hiçbir değer yok demiş. Ülkede savcı arayanlara gelsin. Yine Profesör Doktor Vedat Demir'in paylaşımı önemliydi. 5000'e yakın hakim savcının bir gecede KHK'larla ihraç edildiği, yıllardır hücrelerde çile doldurduğu bir ülkede bu hukuksuzluklara tepki göstermeyip vahim suç iddiaları karşısında yok mu bunları soruşturacak savcı diye tweet atıp salağa yatanlara sadece tebessüm ediyorum demiş. Türkiye'nin fotoğrafı budur. Bu fotoğrafta bir baba ve kucağında bir torba görüyorsunuz. Genişçe, büyükçe. Muhtemelen bir kutu var ve kutu da böyle bir Kefen gibi bir torbaya konmuş. Kefen gibi diyorum çünkü o kutunun içinde oğlunun kemikleri var. Bir Türkiye fotoğrafı. Evet. Böyle bir ülkede 6 yıl sonra bir babaya oğlunun kemiklerinin bir torba içinde bu şekilde teslim edildiği bir ülkede hiç kimsenin ama hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Sesimin tonuna dikkat edin, değişti biliyorum. Yoktur devlet eliyle katledilmiş bir gencin kemiklerinin altı yıl sonra babasına bu şekilde teslim edildiği bir ülkede, böyle bir devlette hiç kimsenin ama hiç kimsenin can ve mal emniyeti yoktur. Okuyalım Mezopotamya Ajansı'ndan. Arslan'ın kemikleri yedi yıl sonra torbada teslim edildi. Altı yıl dedim yedi yıl. Sur'da sokağa çıkma yasakları sırasında yaşamını yitiren Hakan Arslan'ın kemikleri 7 yıl sonra bir torba içerisinde babasına teslim edildi. 2 Aralık 2015'te ilan edilen 2 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecinde yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirmişti Hakan Arslan. Kemikleri 7 yıl aradan sonra babasına bir torba içerisinde teslim edildi. Kasım 2021'de %95 Hakan Arslan'a ait olduğu belirlenen kemikler İstanbul Tıp Adli Tıp Kurumundan Diyarbakır Adliyesi'ne gö gö gönderildi vesaire. Bu şekilde haberin detayı var. Arz eden okuyabilir ve bu da oğlunun kemiklerini alan baba işte çıkarken görülüyor. Evet. Bir Türkiye fotoğrafı. Gülşen tahliye olmuş ev hapsi koşuluyla. Bu da tahliyeden çekilen çok kısa bir görüntü. Fakat tahliye tahliye kararına baktığınızda bir satır var ki dikkat çekici. Şüphelinin bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun bulunması. Bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun bulunması. İşte Türkiye'de adalet birilerine gelince böyle mazeret üretiyor. Birilerine gelince de bu mazeretleri yok sayıyor. Cezaevinde yüzlerce çocuk var annesiyle beraber. Beş yaşında ve daha ufak. Dışarıda da gene yüzlerce binlerce çocuk Annesi veya babası veya ikisi birden cezaevinde olduğu için mahrum mağdur durumda. O arada Yunanistan'da savaş kızıştırılıyor. Yandaş kanallarda bu grafikler üzerinden S-300'ler, F-16'lar, şunlar bunlar iddialaşları bir şey pişiriliyor bilmiyoruz. Çok da önemli değil yakında görürüz ama Türkiye dediğim gibi Sedat Peker'in iddiaları üzerinden bir bölüm bu ifşalara hayret eder ve bunun peşine düşerken bir bölümde Yunanistan'da Ege daha doğrusu ısıtılan Ege e, sularıyla saatlerce ekranlarda uyutuluyor. O arada gelişen ülke paralarını acılı günler bekliyor demiş dünya gazetesi manşetinden. Fed'den sonra yani Fed'in başkanının Powell'ın cuma günkü açıklaması gerçekten önemliydi. Enflasyonu düşürmek için acı çekeceğiz mesajı. Evet, Avrupa Merkez Bankası da Amerikan Merkez Bankasından sonra Avrupa Merkez Bankası da bunu söylüyor. Enflasyonu düşürmek için acı çekeceğiz. O arada ne oluyor bir parantez? O arada ekonomik göç devam ediyor. Bakın sadece İngiltere'den bahsediyorum. Avrupa'yı geçmişler. Avrupa'da hiçbir ülkeyi beğenmemişler. Fransa'dan Manş denizine açılıyorlar ve İngiltere'ye geçmeye çalışıyorlar. Temmuz ayında bu yolla geçenlerin İngiltere'ye, Fransa'dan İngiltere'ye bu yolla geçenlerin sayısı sadece Temmuz ayında 3600. Yılbaşından bu yana 17.000'i aşmış, yıl sonuna kadar 60.000'e 60 çıkacak diyor İngiliz İçişleri Bakanlığı ve bunun için botlarla geçmeye çalışan göçmenleri toplaması için 6 aylığına 2 milyon sterlin karşılığında özel bir taşeron şirketle anlaşmış İngiliz hükümeti. Dönelim tekrar Fed'e. Reuters analizi, Türkiye, Fed'in yüksek faiz politikasından en çok darbe alacak ekonomiler arasında. O arada Türkiye'de Türk İş'in açıklaması, açlık sınırı 6.890, yoksulluk sınırı 22.442. Evet. Bankacılık sektörü karına bakmış Şenol Babuşçu. Kar zarar ortalama e, yılın aynı dönemine göre 2021 Temmuz'a göre 2022 Temmuz %417. Halkın sırtından zenginleşme. Kamu mevduat bankalarına bakıyorsunuz. Değişim %1052. Ortalama da 417 ama kamu mevduat bankaları ki varlık fonunda bunlar biliyorsunuz. Başında Erdoğan'ın olduğu. %1052 kâr etmişler. İşte Merkez Bankası'nın faiz politikası neden orada tutuluyor ve bankalar üzerinden nasıl para çevriliyorun hikayesi. Dünya gazetesinde Kerim Ülker iş dünyası vize işkencesinden ikinci pasaportla kurtuluyor başlıklı yazısında enteresan bir detay veriyor. 6-7 vatandaşlığı olan pasaportlarıyla koleksiyon yapan bile var. Namıktan eski bir ülkelçi mühim bir vize detayı vermiş. Vize ile ilgili genel kültür detayı önemli. Vize bir devletin Egemenlik hakkıyla eşittir. Her devletin vize konusunda mutlak yetkisi vardır. Vizeyi neden verdiğine vermediğine dair gerekçe göstermek zorunda değildir. Hatta vize verdiği kişiyi ülkesine almak zorunluluğu dahi yoktur. Yani vize ülkeye giriş konusunda hak bahşetmez. Çetin Altan'la bitiriyoruz bugün manşeti. Ne kadar doğru söylemiş üstad. Politika demek kazığı atarken söylediğin nutukları kazığı yiyenlere alkışlatmak demektir. Çetin Altan'la kapatalım bugünkü manşeti. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.